Eski sevgiliyle barışmak için nasıl konuşulmalı, nasıl bir girişat yapılmalı? Bugün size bunlardan bahsedeceğim ve genelde çok fazla hata yapabiliyoruz. Çok şık da konuşuyoruz aslında. Bakın şu cümleler size tanıdık geliyor olabilir. Nasıl sebepsiz çekip gittin? Sen beni hiç özlemiyor musun? Ben seni çok özledim. Bu ilişki bir şans daha hak etmiyor mu sence? O kadar yaşadığımız şeyden sonra yalan mıydı yaşadıklarımız? Yani bunları daha da çok arttırabiliriz. Genelde ilişkide bitirmeye kim daha kararlıysa onun arkasından bu sözler daha çok söylenir. Şimdi bugün hem kadınlar cephesinden hem de erkekler cephesinden size anlatacağım. Görüşmelerde de çok gündemde oluyor. Eski sevgiliyle barışmak çok gündeme geliyor ve yaptığınız çok fazla hata var. Madem barışmak istiyorsunuz, geri döndürmek için bir süreç başlatmak istiyorsunuz. Doğru rotasyon nedir? Bununla ilgili bir yol haritası vermeye çalışacağım. Elbette mesaj yazacağınız zamanlar olacak ama yazmamanız gereken zamanlar olacak. Bu ilişkinin nasıl bittiğine, ne durumda olduğuna ve kişiye göre o kadar değişen bir durum ki. Ama yine de farklı versiyonlar üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. İzlemeye devam edin. Çok heyecanlı, magazinel bir konu oldu. Olabildiğince bilimsel yoldan da destekleyerek anlatacağım. Başlıyoruz. Şimdi bu geri getirme ritüellerini daha çok kadınlar daha fazla yapıyor. Ve hoşunuza giden tarafta şu. Yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Yani sakın yanlış anlamayın. Eleştirdiğim için falan değil. Bir umut veriyor ya. Yani sen aslında plan yapmak yerine, eylemde olmak yerine bu umudu besliyorsun ve onun getireceğini sanıyorsun aslında bu tarz hareketlerle. Yanlış söylemlerde bulunursan bu iş olmaz. Birinci nokta aramak ve mesajlaşmak üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Özlediğiniz zaman mesaj atacağınız, arayacağınız zaman var, aramayacağınız zaman var. Hani şöyle bir şey var ya aramayın, mesaj atmayın, bilmem ne, kesinlikle bağlantıda kurmayın. Şimdi nasıl bittiyse ona göre davranmak lazım. Şekle göre değişebilir. Şimdi birinci senaryo şu. Şimdi bir erkek arkadaşlarımızın bir gönlünü alalım. Bir erkek arkadaşlar için bir bakış açısından anlatmak istiyorum. Kadınlar genelde ilişkiyi bitirme öncesinde bir ilk 3 ay genelde böyle mutsuz, huzursuz, böyle bir depresyonda olurlar. Böyle bir sessizleşirler, içe kapanırlar. Seni böyle inceden inceye eleştirirler. Şimdi erkek arkadaşlar, bu dediğimi çok daha iyi anlarlar. Hani kadınlar daha çok depresyona girme eğilimindedir ilişkiyi bitirmeden önce. Ve bu süreç içerisinde ilişki bittikten sonra bakın bir kadının geri dönme olasılığı çok zor olabilir. kadınların çok daha zor olur bu süreçteyken. Çünkü zaten kendini çok iyi hazırlamıştır onun öncesinde fırtınalar yaşamıştır içinde ve kararlı bir şekilde o ilişkiyi bitirmiştir. Şimdi eğer böyle bir durumdaysanız seni özledim, sesini özledim, sensiz yapamıyorum, sen benim aşkımsın, sen benim sevdiğimsin. Dünyanın en kalifiye, en güzel cümlesini bile söylesen onu geri döndüremezsin. Araman, yazman, mesaj atman tamamen de yersiz bir durumdur. Kadınlar için olanı da söyleyeceğim. Şimdi bazen bu durumda olan kadınlar da olabilir. Tamamen senaryo değişebilir. Ama bu durum daha çok erkeklerin rollerine daha uygundur. Öyle. Çünkü önce bir demlenir ilişkiyi bitirmeden önce. Sen anlamazsın her şey çok gidiyor sanırsın. Oysaki yavaş yavaş sinyallerini göstermiştir. Cinsellik yavaş yavaş kenmeye başlamıştır. Daha az iletişim kuruluyordur. Daha içine kapanmıştır. Kadın bitirmeden önce daha kararlı bitirmeden önce sinyallerini verir. Böyle bitirmediyse eğer ve daha böyle kararsız ve belirsizse o zaman mesaj atabilirsiniz. O zaman hani aksiyona yönelik, eyleme yönelik hareketler alabilirsiniz. Ama genelde böyle bitirişlerde yapacağınız şey kendi gücünüzü parlatmaktır arkadaşlar. Gücünüzü tekrar geri almalısınız ve başarınızı eylemlerinizle arttırmalısınız ve o kişinin storylerine bakmak, işte yoksunluk, muhtaç sinyalleri göndermek tamamıyla sizi bitirir. Şimdi kadınlarda da şunu söyleyeceğim. Muhtaç sinyalleri göndermeniz gereken dediğim bir yer olacak. Bakın bugüne kadar muhtaçlık hissettirmeyin dedim hep size. Ama onlar başlangıçtaydı. Ama bir ilişkinin dinamiği muhtaçlık üzerine kurulduysa Eski sevgilinle tekrar görüşme başlatmak seni tekrar araması için o sinyalleri tekrar göndermen gerekebilir. Ha bana şunu soruyorsan arkadaşım, bu sağlıklı mı? Hayır sağlıklı değil. Bu peki doğru mu? Hayır doğru da değil. Sen kendine bu toksik ilişkiden eğer ki toksikse ki öyleyse devamlı bağımlı bir ilişkideysen kuvvetli ihtimal toksiktir. Kurtarıp muhtaçsız hissetmelisin. Doğrusu bu. Ama geri getirmek istiyorsan açık mesaj yaratarak değil kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Böyle üstü kapalı mesajlar atmalısınız. Şimdi bazı erkekler böyle kurtarıcıdır. Kahraman psikolojisiyle hareket ederler. Ve partnerlerini böyle Böyle bir küçük yavru gibi, böyle sanki ebeveynleri gibi görürler arkadaşlarım. Bunların bazısı destekleyicidir, bazısı köstekleyicidir. Ve dikkat edin, önce o partnerinizle sizin aranızdaki dinamiği, süreci anlamaya çalışın. Şimdi bunu tabii hani dışarıdan birisi, uzman birisi daha net algılasa da siz de birazcık aslında düşünerek bunun üzerinde bir şeyleri yakalayabilirsiniz arkadaşlarım. Mesela ailesinde çok sevdiği, önem verdiği kişi kim? partnerin ve acaba seni onun yerine koyuyor olabilir mi? Ona olan davranışları, ona olan koruyuculuğu aynı şekilde sana da olabilir. Şimdi dolayısıyla sen eğer ona böyle çok güçlü böyle mesajlar gönderirsen onu çekemezsin. Kadın arkadaşlarım için söylüyorum gene. Ne yapmanız lazım aslında? Böyle bir dinamiğiniz varsa. Parantez içinde böyle bir dinaminiz varsa. Adam aslında daha romantik, daha duygusal bir adam. Böyle kaçıngan bir partner değil. Böyle bir durumdaysan ilişki dinaminin buna benzerse ona ihtiyacın olduğunu hissettirmelisin. Ona ihtiyacın olduğunu hissettirecek şekilde ilerlemelisin. Bu hemen mesaj yaratman anlamına gelmiyor. Hafif hafif onun eksikliğini, yoksunluğunu hissettiğin şekilde aslında davranmalısın. Ve en son noktada vicdanına çarpmalılar. Vicdanına çalışmalısın. Vicdanına çalıştığın zaman o sen içinde bir vicdanla çalıştığın zaman içinde bir huzursuzlukla sana geri dönecektir. Ama dediğim gibi seninle nasıl bir ilişki yaşar? İlişkin tekrar böyle doğru sağlıklı bir partner ilişkisine dönüşür mü? Bununla ilgili çalışma yapmalısın kendinle. Bir kere zaten o sürece getirdikten sonra hareketlerini değiştirerek ondan sonra. Daha böyle bireysel, daha böyle çekici hareketler, çekicilik başlatarak sürdürmeye çalışabilirsin. Ama dediğim gibi nasıl başlamışsa o dinamiği tekrar oluşturman gerekir. Mesela ne gibi? İşte boşluğun bende büyük bir yara açtı. İşte artık şunları şunları yapamıyorum. Bunlarda bunlarda sıkıntı yaşıyorum. Bunlarda sen ne kadar bana destek olurdun, yardımcı olurdun. Bakın bu kaçıngan bir erkeğin duygusal olmayan bir adamın umrunda olmaz. Partnerdeki dinamik nüfus sayısı kadar farklıdır. Şudur budur, erkekler böyledir, kadınlar böyledir diye bir tarifleme yapmıyorum size bakın. Böyleyse böyle yapmalısınız, böyle de olabilir diyorum. Bu da olmayabilir ama buna dikkat edin. Kuvvetli ihtimal böyle olabilir. duygusal ve romantikse partnerin ve ilişkinizde bir verici taraf daha çok oysa ve sen daha çok böyle ebeveyn ilişkisi gibiyse, böyle biraz daha bağımlı bir ilişki gibiyse tekrar o dinamiği oluşturmalısın. Tekrar o dinamiği oluşturmalısın. Ve bunu yapmadığı zaman rahatsız olacak kadar vicdanı rahatsız olmalı partnerini. Şimdi eğer kaçıngan birisi ise, kaçak dövüşen bir adamsa ve onunla hasbel kadar bir ilişkiye girmişse, böyle bir durumda ise kendi gücünde ve enerjinde, kendi konforunda, kendi hayat alanında ne kadar güçlü ve sağlıklı durduğunu, onsuz da çok iyi durduğunu ve mutlu olduğunu onun yansıtmalısın. Şimdi nasıl yansıtırsın bu zaten belli eder. Aramayacaksın işte bu, bu durumlarda mesaj atmayacaksın. Diğer bir senaryoda hafif hafif üstü kapalı mesajlar atabilirsin ama bu senaryoda mesaj yok, aramak yok, tamamen hayatının keyfini çıkartacaksın. Ama bunu hani keyfini çıkarmak için, ona göstermek için de değil. Hani içinde çalışma yapmadan dışında zaten yaptığın yapmacık durur. Olabildiğince bu prototiplere karşı önemli olan onsuz da durabildiğini gösterebilmektir. Mesaj atmadan, aramadan, o duygusal acı içinde toparlanmak zor. Bununla ilgili hani aşk acısının üstünden nasıl gelirsinizle ilgili daha önce video hazırlamıştım. O size rehber olabilir bu konuyla ilgili. Bunu bir zirveye benzetin demiştim. Zirvenin en yukarısında özgürlük var, özgürleşmek var. Devamı var, o detaylara girmiyorum. Ama olabildiğince ondan özgürleştirmen lazım. Kaçıngansa partnerin. Adamı tahlil etmeniz, partnerinizi tanımanız burada çok önemli. Bugün size madde madde anlatmıyorum. Çünkü olay madde maddenin çok daha ötesinde bir şey. O yüzden erkek partnerinizle dikkat edin bakalım kurtarıcılık, böyle ebeveyn tarzında bir sevme modeli var mı? Birinci kategoriye ilişki dinaminizi ve partnerinizi anlamak diyorsak mesela, ikinci kategoride de kullandığınız dil çok önemlidir. Mesela partnerinizle bir şekilde tekrar bir araya geldiğinizde şu cümleyi bu cümleyi söyleyin demiyorum size. Ama kullandığınız dil saldırgan olmaması lazım. Yani günün sonunda kişi neyi kaçırdığını, gerçekten ne kadar ne kadar iyi bir varlığı ya da güçlü bir varlığı erkekler için söylüyorum ya da onun ihtiyacını giderebilecek şekilde çok kıymetli bir şeyi kaçırdığını hissetmesi lazım. Ve bu yüzden de mesela onun bir ihtiyacını giderecek şekilde ona böyle ufak tefek ilişki zamanında aslında çok ihtiyaç duyacağı şeyler yapmanız çok önemlidir. Gene süreç içerisinde de önemli bir destek vermeniz. Gene bu söylediğim rotasyonda diyelim ki mesaj attığınızda ya da bir şekilde konuşma durumu, süreci geliştiği zaman asla ve asla saldırgan bir dil kullanmamalısınız. İşte senin yüzünden oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bu gibi saldırgan, öfkeli ifadeler, öfkeli mesajlar göndermek, böyle ezbere, gelişi güzel daha intikamcı mesajlar göndermek tam aksine itici bir enerji yaratır. Olabildiğince güzel anıları hatırlatmak, dürüst ve olabildiğince açık bir şekilde konuşmak çok önemlidir. Kibar bir şekilde konuşmak çok önemlidir. İncitici, saldırgan bir şekilde değil. Eski sevgiliyle bir konuşma başlatmak için sevgililik kimliğinde değil. Tamamen ondan özgürleşmişsin. Tamamen ondan kopmuşsun zaten. Tamamen dünya vatandaşı olarak onunla görüşecekmiş şeklinde bir ifadeyle Onunla tekrar görüşmelisin. Ya tekrar hani görüşebiliriz. Hani süreçlerle ilgili. Aslında arkadaş kimiyle tekrar bir araya gelmelisin. Bahanen böyle olmalı. Ve bu süreçte de aslında anlaman gereken şey şu olmalı arkadaşım. Hani onda durumlar nasıl? Onda hisler nasıl? Ben seni unutamadım. İşte yokluğun bana çok koydu. Sen nasılsın? Sen iyi misin? Bu şekilde değil bak. Sen sanki özgürleşmişsin, uçmuşsun. O zaten senin sıkıntını hissediyorsa o söyleyecektir. Sen konuşma, bırak o söylesin. Söylemiyorsa zaten demek ki sensiz yapabiliyor demektir. Sensiz çok iyi demektir. Sen de hiç orada rahat istifini bozmayacaksın. Kendine geleceksin ve toparlanacaksın. Kendi üzerine çalışmalar yapacaksın. Ayrıca en önemli şey bence bir sevgili bulup bulmadığını anlamanız. Bakın bütün düşünceniz ve hayaliniz beyhude olabilir. İletişim kurmak istiyorsan önce bir anla bakalım. Belki de birisini buldu adam ya da kadın. Önce bunu anla. Bunu da en iyi ortak arkadaşlar üzerinden anlarsınız. Belki başkasıyla takılmaya başladı. Bunu ona sorduğunuzda söylemez. En iyi üçüncü kişilerden, ortak arkadaşlardan anlarsınız. Ama zaten eğer ki, eğer ki sana böyle çok sinyal vermiyorsa Zaten geri duruyorsa halinden memnun demektir. Zamanı bırakacaksın sabırla. Sen de hayatında ne kadar keyifli, ne kadar başarılı, güçlü olduğunu hissettireceksin. Öyle bir hayat yaşıyorsun ki öyle böyle değil yani. Ve bunu da gerçekten bütün enerjini, hayalini onun üstüne değil artık kendi üzerine, kendi kendine yetmek üzerine programlamalısın. Genelde kadınlar hani daha çok erkeğin peşinden böyle koşturdukları zaman sanki hayatlarının anlamını, varidenin erkek olduğunu ve gerçekten ışığını yakanların erkek olduğunu sanıyorlar. Oysa ki siz de o ışığı içinizden yakabilirsiniz arkadaşlarım. Bu sizi böyle durumlarda güçsüzleştiriyor. Tabii ki burada dediğim gibi ilişkinizdeki dinamik gene başında dediğimi bir toparlayacak olursak böyle bir muhtaçlık ilişkisi üzerine kuruluysa ya bebeğinin kahramanın gibi yaklaşıyorsa ki bu sağlıklı değildir diyorum sana. Onun yokluğunu hissettiğini ona böyle hafif hafif kulağına su kaçırdığında o sana daha tekrar o dinamikten yaklaşacaktır. İcdanı sızlayacaktır o, o tarafa çalıştığında. Bu arkadaş kimliğine tekrar bir araya gelmek için ikna ettin. Hadi oturalım dedin. Asla fiziksel temas, tekrar sarılmak, sözcüklerde yok. Ama fiziksel anlamda da hiçbir zaman yok. Ama karşınızdaki kişi dediğim gibi istisnasını aranızdaki ilişki dinamiği böyle kahraman, kurtarıcı misyonundaysa hafif hafif böyle üstü kapalı mesajlar verebilirsiniz. O zaman verebilirsiniz. Ama daha çok kaçıngan birisi ise asla ve asla kendi kendinize çok mutlu olduğunuzu, harika bir hayatınız olduğunu hissettirmelisin. Ve bence bu konuda bağımsızlaştıktan sonra buluşun. Buna hazır değilseniz buluşmayın. Çünkü ne kadar uğraşırsanız da beden dilinizle, mimiklerinizle karşı tarafa o enerjiyi iletirsiniz. Bana soracak olursanız kişisel görüşüm eski sevgili olayları senden ayrıldıysa ve sana bir de gönül acısı bırakmışsa onu daha fazla özel yapmaya gerek yok arkadaşlar. Kendi benliğe sahip çıktığında bir başka senin seni var etmesine ihtiyaç da duymazsın. Bu yüzden bugüne kadar Olup biteni önce iyi düşünüp iyi tartmak gerekiyor. Sana acı verdiyse, sana kötü hissettirdiyse ki genelde de ilişkilerde gördüğüm şeyler bu oluyor. O kadar ilişkilerde sadakatsizlik zaten sadakatsizlik darbesini almışsındır belki. Belki alma verme ilişkisinde o soğukluğu devamlı sana mesafeyi koymuştur, soğukluğu hissettirmiştir. Şimdi sen yaşadığın deneyimleri şöyle bir düşünüp bunların üstüne örtersen bir de üstüne üstüne gelip onu barıştırmak için kendi hayatını bir tarafa atıp içine edersen arkadaşım işte o zaman zaten bu işte istediğin şekilde davranırsan da davran mutluluğa ulaşamazsın. Önce doğru düşünüp doğru karar vermek için ilişkideki sürecini iyi anlaman, gerçekten ilişkideki konumunda nelere maruz kaldığını iyi tespit etmen lazım. Buna gerçekten değecek mi? Hani bu sana dediğim şeyleri yapmana. Bunu da bir düşünün derim size.